Selamlar sevgili canlar, hoş geldiniz hepiniz. Ben de hoş buldum. Nasılsınız bakalım? Nasıl gidiyor hayat? İyi misiniz sevgili canlar? Nasıl ama videolar, değil mi? Kabullenilmesi ne kadar zor şeyler ama ne kadar bir o kadar gerçek, değil mi? O kartlarımızı ne yapıyor? Ben yine süpürme derdindeyim. Evet, şöyle güzelce sevgili canlarım, sağ olsun bir sevgili canım, adı sevgi, kendi de sevgi dolu, yüreği de sevgi dolu zaten. Bakın sevgim hazırladı bana böyle kart düzüttük, şimdi çok rahat okuyacağım Rabbimin izniyle inşallah. Hadi bakalım ne yapalım? Önce bir eril dişil ne durumda, bir eril dişil enerjiye bakalım, değil mi? Uzun zamandır bakmadık size. Bir enerji tazelemesi yapalım. Umarım ki birçok bir şey değişmiş olsun ve olumlu anlamda değişmiş olsun. Evet sevgili canlar, nasılsınız? Kobalt mavisi. Evet, kullanıyor musunuz sevgili canlar? Şu an itibariyle öncelikle Rabbime sığınıyorum. Sonra kime sığınıyoruz? Bütün gökteki bilgelerimize ve üstatlarımıza sığınıyoruz. Sonra özgür irademize sığınıyoruz, değil mi sevgili canlar? Bizim irademizin üzerinde bir tek Rabbimizin iradesi olabilir ancak, öyle değil mi sevgili canlar? Ve denge meleği olarak siz geldiniz. O harika. Peki şimdi bunu size mi alalım? Bu erile mi geldi? Bakalım şimdi bu geride kalan dişiler için mi geldi? Hayır. Evet. Bu size geldi ve sistem diyor ki bunlar benim cevaplarım. Bunları oku cennet diyor. Peki en öne alıyorum hemen. İlahimin verdiği mesajları kurban oldum Rabbim. Hemen nasıl güzel anda bize veriyor, değil mi? Şimdi peki ben bir tane daha sisteminden rica edeyim. Dinlenme ve yenilenme. Arkadaşlar eriller, bu da siz, 48 numara denge meleği ve eril hala bu durumda ama 19 numara güzel, 19 numara çok güzeldir, özel bir rakamdır. Klasik tarotta biliyorsunuz güneş rakamına denk geliyor ve aydınlanıyorlar yani. Evet, aydınlatıyoruz onları diyor sistem. Hani yani bu 19 numaradan artık dinlenmeden çık. Nasıl uçuyor, elinde değer kapısına çarpıyor. Yani diyor ki sen o kadar uzun süredir dinlenmeye aldın ki kendini, diyor ki hani artık kendi öz değerine gel. Biz sana değer veriyoruz ve ilahin olarak seni seviyoruz. Ama para, madde dünyasını bırak, parayla ilgili sorunun olabilir, bırak onu diyor. Biraz sevgiye gel, dengeye gel, biraz ruh tarafını dinle diye seni hani biz geri de çekmedik. Sen hep sürekli kendini bir dinlenmeye alıyorsun ama diyor. Hani dinlenmeye almanı gerektiren sıkıntılar yaşamış olabilirsin ama unutma ki senin tercihlerinle sen bunları yaşadın. Neyse, şimdi başta biz şöyle alalım bunları sevgili canlar. Ondan sonra yavaş yavaş okuyacağız nasılsa. Şuradan siz şöyle yakından görebildiğiniz şekilde. Oh ne güzel. Ay sevgim, teşekkür ediyorum. Bir tanem ne basit bir şeydi ancak. Yani bu kadar işimi kolaylaştırabilirsin. Sağ ol, var ol bebeğim. Öpüyorum seni buradan diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sevgili canlar, eriler çoğaldı kanalda. Ya dişil fotoğrafı altında ya da hani işe uyanan uyanıklar var ya, ben kim olduğunuzu anlıyorum diyorum ya, bu sefer ne eril ne dişil fotoğrafı yok, başka herhangi bir ne olabilir, nasıl ifade edeyim, kelime gelmedi aklıma, anladınız siz onu, zekilerim benim. Dolayısıyla şey yapıyorlar şimdi. Ay, Cennet Hoca hakikaten anlıyor dediler. Hakikaten okuyor bu yani, okuyor, gerçekten okuyor yani, 10 numara okuyor. Ondan sonra şey yapıyor. Bir tane can da yazmış, çok güldüm, biraz takılacaktım ama sonra vazgeçtim vakitsizliğimden.
Biz dişillere de bakar mısınız diyor. O kendini biliyor. Neden siz dişillere bakayım acaba? Sen orada saklanmış, onun altında saklanmış bir eril olarak dişillerin hamlesini merak ediyor olabilir misin acaba ki %100 böyle? Ve bakar mısınız? Şimdi sevgili canlar, bu o kadar çok geldi ki sistem bunları artık benim söylediğim cümleler üzerine söylüyor. Sistem fırlattı bunları. Bir dakika, ben önce sistemin mesajları olarak yapayım bunu, bu videomuzu sevgili canlar. Çünkü sizi karşı konuşturmaktan ziyade dedi ki sistem önce bunları bir söyle Cennet dedi. Bizim mesajlarımız var burada. Biraz galiba sıkışık bir dönem. Zaten Nisan bir şakası yaşayacaklar akıllanmayanlar. Neyin sabrı, fırtına uyarısı. Tabii ki yaşayacaklar onu. Hani de 10 numara bir fırtına yaşayacaklar sevgili canlar. İlahim. Peki. O zaman buradan bir tane de Rumi'den alayım ben. Bakar mısınız arkadaşlar? Zafer kartın üzerine gelen karta bakın. Aşıklar kartı. Bütün sorularınızın cevabı evettir bunun anlamı. Bu zafer kazanılacak ve bunun üstüne kapakladır Rumi. Teşekkür ederim sevgili Rumi. Hemen devam edelim. Peki. Şimdi sistem neden araya verdi bunları? Önce bizi oku Cennet dedi. Çünkü bizim mesajımız var erillere dedi. Ve tabii gerideki dişillere de olabilir. Bakıyorum şimdi genel olarak. Bakayım kartlarım ne diyor bana şu an. Şimdi sevgili canlar, denge meleği, değer kapısı, dinlenme ve yenilenme, birinci çakra, baş melek Mikail ile çalışabilirsiniz. Güneş, zafer var burada unutmayalım. Çağların şifacısı, güneş. Arkasına çağların şifacısı, sözleşme, dengeye gel, ruh sözleşmem var. Aynı zamanda da mahkeme, muhakeme, hilekarlık ters verdi. Ay çok şükür. Ay Rumi'yim, buraya da ben alabilir miyim? Hilekarlığın o maskelerini, o yalan dolanlarını bıraktırdınız demek mi oluyor bu? Ne demek oluyor? Ne anlayalım bundan? Ay ben kartları ters tutuyormuşum. Pardon. Şöyle çevireceğim. Çünkü ters tuttuğum için ters atmış onu. Dinarların iç oğlanı. Neşesini şakayan kuş gibi geri gele mutluluğuna sevin. Wow! Ay süper. Harika oldu sevgili canlı. Akılsızlar. Sistem çok güzel akıllandırmış. Bu ahmaklarınız vardı ya. Ahmaklar çok güzel. Güzel bir sıkıntılı dönem. Belli ki bir 10 numarada bir fırtına yaşatmış. Çok da güzel. Hilekarlığını bırak. Çünkü sevdiğin geri gelecek sana. Siz geridekilere de diyor ki sistem, sevdiğin sana geri gelecek, merak etme. Buna güvenebilirsin diyor. Şimdi sevgili canlar, tabii ki videolarda biz gerçeklerini sistem ne atıyorsa, bu kartlar sonuçta eril dişil de karşılıklı konuştursa, onu oradan eril o kartları vermiyor, dişil o kartları vermiyor biliyorsunuz. Sonuçta verilen her kartı sistem seçerek verir. Sistem verir onu. Yani erillerinizin adına konuşan da sistem, giden dişileriniz adına konuşan da sistem, sizin adınıza konuşan da sistem. Ben burada kendi mührüm olarak çektiğim bir kartı da benim yerime sistem konuşur zaten. Dolayısıyla kartları sistem attırır arkadaşlar. Tamam? O yüzden eril ve dişillerinizin gerçeğini bize öğretiyor ya ilahim. Kurban olayım Rabbim diyor ki işte bunlar böyleydi. Yani hamuru bilin. Hani bu hamur uzun süredir bir karma içinde ve artık çağların şifacısı geldi yine 51 numara eski ruhlar. Yani yine kim bilir kaçıncı enkarne. Artık bunun bu dönem diyor ki şifalanması gerekiyor diyor. Ve burada ne kadar güzel zafer kartın üzerine aşıklar attı. Bir öncekinde de diyor ki hilekar diyor, parayla değer bulacağını düşünme, 31 numara. Arkadaşlar şimdi biz bugün ayın kaçıydı? Mart. 29 Mart Salı günü bugün. Ve 29 rakamı ne kadar önemli de. Mesela benim hayatımda 9'lar çok önemli olmuştur. Hayatınızdaki rakamsal
dönemlere bakın, tarihlere bakın. Sizin hayatınızdaki önemli olan tarihlere, saatlere, zaman aralıklarına bakın. İşte bir kuaföre gideceksiniz, berbere gideceksiniz. Size bir saat veriyor mesela, randevu alıyorsunuz. Ne veriyor size? Saat ne diyor? Hani bir şeye alarm kuruyorsun. Hangi saate kuruyorsun? Şimdi bunlar hayatınızdaki zamansal döngüleri, günler zamansal tarihleri ifade eder. Şimdi burada 31, 3 artı 1'i topladığınızda bilirsiniz. Ben her videomda en birinci ilk videomda bu zamanda mutlaka rakamları, tarihleri ve saat aralıklarına değinirim, değil mi? Örneğin 10-15'te 15-15 saat dilimini paylaştım toplulukta. Bakarsınız ona. Değer kapısı 31 numara. Yani şimdi bu değer kapısı maddesel gözükse de özünde ruhsal bir kartı temsil eder. 3 artı 1 4 eder. 3 bilgeleri temsil eder. Gökteki üstatları temsil eder. Ve bunun erillere, çünkü bu mesaj erillere geldi. Sizinki belli zaten. Zafer kartı, sevgi meleği kartı ve güneş size geliyor. Erilin kartları da eril için verdi zaten. Yani o kadar net anlaşılıyor ki hilekarın üzerine dinarların hiç olanını veriyor. Neden tasın dokuzusunu Urmiya'yı vermedi örneği, değil mi? Hani niye erili veriyor? Sen hilekarlık yapıyorsun diyor. Bakar mısınız burada mesela? Hilekarlığı bırak, mucizemi gör diyor. Bakın düz hali hilekar. Hilekarlık yapıyorsun. Sahtekarlık yapıyorsun. Yani sevdiğine karşı, kendine karşı dürüst olmuyorsun. Her türlü maskeli durumu yapıyorsun demek oluyor. Diyor ki bunu bırak. Bu bitti mi diye çektim ben. Bunu bıraktılar mı diye. Evet dedi Rumi. Dinarların iç oğlanıyla da teyit etti. Dedi ki daha yeni yeni, yani yeni başladı hilekarlığından, soyunması gerektiğini anladı. Yani üzerinden o hilekar ceketini attı ama dedi daha hırka var, daha gömlek var, daha belki iç fanilası var. Ama daha en azından ona şu an için adım attı. Niye? Dinardan iç oğlanı. Klasik tarotta prenstir. Yani niye bana dinarların padişahını vermedi mesela? Değil mi? Niye kupa padişahını vermesin de dinarların iç oğlanını versin? Ne demek? Oğlan yani çocuk, küçük. Mini minnacık, yeni başladı. Hani şey, tazın prensi. Hani elinde parası var ya, versem mi? Hani bu somutta bir şey sunsam mı, sunmasam mı? Tılsım ikilideki oynak. İşte yani diyor ki sistem burada cennet diyor. Kartları o kadar mükemmel okuyorsun ki sana çok güzel rehberlik veriyoruz diyor. Kurban olayım Rabbime. Değeri diyor bugüne kadar hilekarlıklar yaparak, maske takarak göreceğini zannetti. Biz de ona dedik ki hayır, sen değerlisin. Ruh eşin kadar değerlisin. Seni de o kadar önemsiyoruz. Fakat senin bu kadar onca şeyi, yani sevgili canlar, şimdi Rumi kartın destesini de elesek, bir klasik tarot destesini de elesek, 78 karttır genel. Rumi 78'tir. Klasik tarot 78'dir. Yani burada belli başlılar dışında genelde tarot, klasikleşmiş tarot kartları 78 karttan oluşur. Neden? Yaşamsal döngüler, çünkü onları anlatacak arkadaşlar. Burada siz dişillere ait olan kartlar sadece burada Urmiya'ya denk gelen tılsım dokuzlusu, tamam, sizi temsil eder. Bir de İmparatoriçe olduğunuz zaman imparatoriçe sizi temsil eder. Yani burada size ait iki tane, bir de yıldız vardır sizi temsil eden, şifa, ilahi şifa, ilahi eş anlamına gelir. Ruhsal anlam katmak içindir. Yani bunun anlamı da budur. Bu dönem bu yaşanıyor. Durum, olay, olgu, o dönemde ne yaşanıyorsa onu ifade eder. Ve buradaki diğer bütün kartlar, Ay kartı, illüzyon, 15 numara vesaire, değnek kraliçesi, değneklerin sultanı buradaki de vesaire vesaire,
Onları temsil eder. Geri kalan hepsi erilleri temsil eder arkadaşlar. Hepsi erillerin kartlarıdır. Çünkü yaşam döngüsü ahmak erillerin yüzünden dünya bu hale geldiği için onların evrilmesi gerekir. Bu arada da 14 numara denge kartı. Ve 15-15'te denge kartını paylaştım ben arkadaşlar. Klasik tarottaki denge kartını paylaştım. Bakar mısınızdır? Rumi'den karıştırdım. Bunu çektim. Buraya da bunu çektim. Tekrar karıştırdım elimde ve şimdi de denge kartı geldi. Ve ben bugün şu videoyu çekmeye oturdum masaya. Bir baktım ekranda 15.55. 15.15. Ve sevgili canlar bakın. Her şeyi dünya planında, madde boyutunda bile ne zühür ederse etsin, vuku bulursa bulsun, ne olursa olsun her şey ilahidir ve sonra dünyasaldır. Orada sıralamada dünyayı ön plana, madde dünyasını, fiziki dünyayı aldığınız takdirde yanlış yaparsınız. Seçimleriniz, kararlarınız yanlış olur. Şu an enerjisindeki bütün kartların toplamı şunu diyor. Senin dişili 48 numara denge meleğiyle geldi ve diyor ki bu kadar sevgi meleği oldu, bu kadar dengeye geldi senin ruh eşin, sen neredesin? İşte ruh sözleşmesi 6 numara. Aşıklar 6 numara arkadaşlar. Şifacısı 51 ile geliyor. 5 artı 1 6. Yine 6 yani. Şimdi o kadar çok detay vardır ki o yüzden kartları üstün körü okuyup geçemiyorum ben bir türlü zaten. O yüzden de uzun sürür benim videolarım. Çünkü hiç kimse bu kadar eğitici yaşam döngüsünü bu şekilde anlatmıyor. Umarım ki çoğalır bu. Şimdi sevgili canlar denge meleğiyle sizin için sistem erillerinize şunu öğretiyor. Senin ruh eşin denge meleği o kadar koşulsuz sevgiye geliyor ki her geçen gün kendini o kadar aştı ki hani artık dünyaya hani diyorum ya ben sürekli büyük portreye odaklanın arkadaşlar. Küçük fotoğrafta kaybolmayın. Ayrıntılarda kaybolmayın. Bir yer ayrıntıya bakabilirsin. Ayrıntılarda gizlidir hayat zaten. Ama saplantılı olarak erillerinizin yaptığı gibi tutup hani orada sabit kalma. Hani sistem diyor ya bir gün bir gece bir karar vereceksin üstüne bir nefes al bir gece. Biz hep bunu deriz. Yani ben diyorum kendi adıma bir gece mutlaka bir karar vereceksen kim sana ne karar verirse versin bir gece üzerine yat. 3 gün onu bir düşün ondan sonra bitti. Sizin eriller ne yapıyor dişilleriniz? Bir yıl kalıyorlar. Şimdi sistem de şunu söylüyor. 6 numara 6 numara geliyor. 6 numara geliyor. 3 tane 6 var. Eski ruh eşlerini. Yani ruh yolculuğundaki siz canlar kastediyor. Eril dişiler de alabilir tabii ki. Kendine uyanlara, uymayanlara zorla uydurmayalım. Burada bir fikir almaktır. Bunu kendi akıl süzgecinizden geçireceksiniz arkadaşlar. Benim dediğim alıp %100 hayatınıza uygulayacaksınız anlamında değil. Burada ilahi sistem neyi veriyorsa ben onu okuyorum. Sadece bir kanalım. Demek ki sistem sana bunu veriyor. Ve sistemin verdiği hiçbir şey asla yanlış olmaz. Burada rehber olarak ben doğru okuyan biri isem, iyi bir kart yorumcuysam, iyi bir bilinçaltı okuyabiliyorsam, ve bir de bilgi donanım varsa tabii ruhsal tarafım gelişikse tabii. Dolayısıyla burada özünde diyor ki sizin erillere sizin için sistem şunu öğretiyor. Şu an bunu öğreniyorlar. Hilekarlığı bırak bıraktırıyoruz ters verdi bıraktırdık dedi yani. Ama daha yeni adım attı buna yani daha yeni ondan koptu kopacak. Çünkü alışkanlık var yılların alışkanlığı. Hilekarlığından o kadar kolay hemen bir anda sihirli değnekmiş gibi hani düşünün bir adam 40 yaşında 50 yaşındaysa ne olacak? Bir anda bir günde tık diye mi olacak geceden sabah? Daha kaç gün öncesindeki videoda ne olarak çıktılar? Onun için dolayısıyla burada şunu söylemek istiyorum ki kesinlikle ve kesinlikle ruh sözleşmesini senin ruh eşin yani geride kalan eril ve dişiller geride kalan kelimesini yine sevmiyorum. Sol taraf kalp tarafı olan siz eril dişiller haklı olan beni dinleyen yıldız tohumları pardon tozları. Şimdi sizin için geldi.
Zaten 6 numaralar neydi? Aşıklar kartı. Klasik tarotta neydi? 6 numara birbirini özleyen, değil mi? Kupa altılısı var. Şimdi ruh sözleşmenin var diyor. Ruh eşinle, o buna sadık. Evet. Hani sen de artık gözlerini kapat, hani hilekarlığı bırak. Değerini de parayla ölçme. Çünkü sen zaten bugüne kadar 20 level'dı. Ve her bir level'da da 100 tane senaryo yaşadın. Onu da hep parayla çözeceğini düşündün. Ve para para diyerek devam ettin. Fakat o sana bir şey getirmedi. Getirmediğini gördün. Nihayet biz sonunda sana bunu anlatabildik yani. Hani pardon. Sistem daima 10 numarası anda anlatır da ancak sen onu anlama ve anlayabilme algısına gelebildi. Ki çok küçük bir adım, prens adımıyla. Bir kral değil, şövalye değil, imparator değil, değil mi? Bir aziz değil, bir ermişle gelmedi. Neyle geldi? Dinarların iç oğlanı. Peki ne de? Neşesine şakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğuna sevin. Yani ona diyor ki artık hilekarlığı, aptallığı, ahmaklığı, kendini saklamayı, maskelemeyi, bunları bırak. Kendini parayla adam olacağını ifade edeceğini bunu bırak. Çünkü hilekarlık bugüne kadar sana hep kaybettirdi. Hep senin zamanını çaldı. Sen her yönde maddi, manevi, zamansal olarak da, parasal olarak da, sevgi olarak, aşk olarak da zaten kaybetti. Fakat biz en başından beri ne diyoruz arkadaşlar? Geri gelecekler, geri gelecekler diyoruz, değil mi? Bir kadersel zaman ve süreç var. Elbette ki birbirini gerçekten seven, aralarında ilahi bir aşk olan, ister normal eril dişil de olsa, ister ruhsal yolculuklar olsun, hepsi için geçerlidir. Ve dolayısıyla der ki sen mutluluğun sana geri gelecek, sevdiğin, istediğin ruh eşin sana gelecek. Yalnız gözlerini kapatmayı bırak. Karar ver. Çünkü sen hala burada kendini beklemeye almışsın. 19 numara. Güneşi görmek istiyorsan bakın arkadaşlar. Birinci çakra, kök çakra. Güven. Kendine güveni, kendine olan öz değer, öz sevgi, öz güveninde noksanlık var. Ve bunu da para gelirse hilekarlığı bırakacak. Sevdiği parayı aldığı zaman, çünkü siz parayla değerlendiriyorsunuz ya onları hani. O yüzden diyorlar ki hani beklediğim bir para var. Bu para gelirse ben zaten işte mutluluğun kapısını açacağım. Kime? Sevdiğime gideceğim. Buraya geri gelen mutluluğuna sevin. Size onlar da bunu söylüyor. Hani ben sana döneceğim. Seni unutmuş değilim. Ben sana geleceğim. Şu parayı bekliyorum diyor. Sistem de diyor ki hilekarlık yapıyorsun. Sahtekarlık yapıyorsun. Yine maske takıyorsun. Yine oyalanıyorsun. Yine kendini beklemeye almış. Neyin dinlenmesindesin? Dinlenecek bir zaman yok diyor. Senin çalışma zamanı. Çok iyi çalışman lazım diyor. Sen öncelikle kök çakrana bir çalış. Güvenin yok daha. Kendini ortaya koyamıyorsun. Koyamadığın için, öz değer, öz sevgi, öz güveninde olmadığın için kalp çakrası seviyesine erişemiyorsun. Ve sana güneşi göstermek isteyeceğiz. 19-19 arkadaşlar. 19 çok önemlidir. Doğum tarihi 19'lu olanlar bir kere 19'a çok dikkat etmeleri gerekiyor arkadaşlar. Özellikle ve özellikle şunu söyleyeyim. Bakın arkadaşlar, eriller, siz sistemin sağına aldıkları hani işte şu cezayı çekenler var ya, sizler. Şimdi kendini ifade etmek zorundasın. Bunu kendin için yapmak zorundasın. Ve sevgili canlar, size şunu söyleyeyim şimdi. Birincisi, siz kök çakradan çıkamazsınız, asla hiçbir şeye sahip olamazsınız. Birinci çakra kişinin eril, dişil hiç fark etmez, kadın, erkek, çocuk. Şimdi düşünün, küçük bir çocuğunuz var, 7 yaşında oyuncak istiyor, değil mi? Ne yapıyor? Tepiniyor, değil mi? Ağlıyor, alacaksın diyor, emrediyor, değil mi? Neler söylüyor. İşte sen diyor 7 yaşındaki bir çocuk kadar kendini ortaya koyamıyorsun. Birinci çakra kişinin ben buradayım, ben kimim, benim duruşum, benim kendimi sergileyişim, kendime karşı duruşum, kendime karşı saygım, karşımdaki insana karşı saygım, doğaya karşı, hayvana karşı saygım, kendim ve kendim dışımdaki her şeye karşı ben kendimi nasıl ortaya koyuyorum? Kimim ben?
ben kimim ve ben kendimi nasıl ortaya koyuyorum? Yani duruşum, kendime karşı duruşum ve hayata karşı duruşum nedir anlamındadır birinci çakra arkadaşlar. Ve güven çakrasıdır aynı zamanda aslında. Çünkü kendine güvenmeyen adam kendini de ortaya sergileyemez zaten. Sergilemek de kötü anlamda değil bu. Ben buradayım, buyum ben. Şu duruşum var, bu çizgim var, bu karakterdeyim, bu kişilikliğim, kişinin duruşunu daha çok. Ve güven nedir? Kök çakra, hara bölgesi en alttaki çakramızdır. Omurganın en altındadır arkadaşlar. Kırmızı renk giyin eriller. Örneğin, nasıl söyleyeyim artık? İç çamaşırı kırmızı giysin mesela. En azından kırmızı kazak giyin, bir şey yapın. Çünkü o ateş enerjinizi yükseltir. Zaten de yükselmiş vaziyette. Fakat size bu atalarınızdan geliyor arkadaşlar. Yani bakın, kanatlı bir eril, bir melek. Yani der ki sen ruhsal bir yolculuktaki bir eril dişisin. Ama dediğim gibi daha çok da eriller dünya sınavında olduğu için dişil oranı daha düşük kalıyor bunun yanında. O yüzden der ki 8 numara, 35, 3 artı 5, 8. Birinci çakradan çık ki bolluğu vereyim sana. Yani kendine inan, kendine güven. Neden? Ne kadar güzel verdir burada sistem. Onun için sistem önce dedi, boş ver onları konuşturmayı. Sen, biz ne söylüyoruz onu söyle onlara dedi. Erillere mesajı. Parayı bırak, parayı düşünüyorsun. Bir. Kök çakra kendini ortaya hala koyamıyorsun. Çünkü hala öz değerinde değilsin. Çünkü seni haşa Allah'ın, Yaradan'ın, ilahi sistemin, melekleri, sevdiğin ruh eşi ve başka kimleri seviyorsan, kimlerin seni sevip sevmediğini düşünüyorsan diyor işte. O inançsızlıktan çık, güvene gel. Kendini ortaya koy. Bu aynı zamanda da arkadaşlar, isterse 30 yıl bir evlilikte olsun, bu tip eriller, ki kolektifin çoğunluğu böyle, ki enerji böyle geldi. Dünyaya kök salmak. Bir ağacı düşünün, nedir? Ağacın kökleri değil mi? Toprak anayla yeryüzünde yine bildiği katmanlara iner değil mi? Biz toprağın altına girip bakamayacağımıza göre onu, ama nedir? Bilim göstermiştir bunu bize. Ağaç kökleri çok sağlamdır değil mi? Yüzyıllarca yaşayan ağaç var. Senin diyor problemin atalarından da geliyor zaten. Ve sen diyor melek kanatların varken elindeki kılıç neyin nesi? Onun sebebi kendini savunmaya alıyor. Fakat bilmiyor ki kendine zarar veriyor. Savunmaması gerektiğini bilmiyor. Bunu öğren diyor. Sen kendini savunmak zorunda olduğun bir durum yok diyor. Sen sadece zihninde psikolojik olarak bunu böyle düşünüyorsun diyor. Temkinli olabilirsin, düşmanların olmuş olabilir dünya planında. Bunlar da senin davranışların, senin eylemlerin ve sen onların senin aurana, hayatına, yaşam alanına o kadar girmelerine izin vermişsin ki onun için onlar senin yaşam alanının içinde bulunuyor ve sen korkuyorsun. Düşmanlarım olabilir, bana zarar verebilir, temkinli davranmalıyım. Ama ahmak diyor, ruh eşine bari yapma bunu, çünkü o denge meleği oldu, ona karşı değil. Hayatında işte parayı kim sana vermiyorsa ona karşı ol, ya da kimler. Temkinli olabilirsin ama diyor bu temkinli olmakla kendine güvenmemek, kök salmamak çok ciddi bir problemdir. Neden arkadaşlar? Çünkü güven duymuyor. Kendine duymuyor, size duymuyor, onu sevenlere duymuyor, kendisini sevdiklerine duymuyor. Hiç kimse hiçbir şeye, hiçbir yere, hiçbir şeye ait hissetmemektir. Hani böyle artık şey, öyle büyük bir güvensizliktir ki bu, yani bunu aş diyor. Hilekarlık yapma dedi o yüzden. Kendine güven, ortaya koy. Çünkü biz seni seviyoruz, biz sana değer veriyoruz ama dünya planında sen değeri parayla ölçüyorsun. Kendi değerini de sevdiğin herkesin değerine de diyor. Paraya öyle bir bağımlılığın var ki parayı vermiyorum. Sürekli de sana para kaybettirmemin sebebi iş, para, kariyer, finans, artık onu her şekilde, para, maddeyle ilgili her şeyi düşünebilirsiniz.
evimi kaybettiriyorum, kredimi aldırmıyorum, ortamla mı kötüsün, paramı kaybettiriyorum, işte karminle mi para kaybettiriyorum, neyse artık konu. Çünkü sen her şeyi parayla ölçtüğün için ben de seni parayla sınav ediyorum. Bilge kartıdır. Zaten Mart ayındayız. Mart ayı nedir? 3. Bilgeler, bilgelik demektir. Bilgilen, aydınlan. Sevgi meleği aydınlan, buna aydınlan. Sahtekarlıktasın, bunu bırak diyoruz diyor sistem. O yüzden sevdiğim bana gelmeyecek diye hilekarlık yapıyorsun, kendine güvenmiyorsun, kendini ortaya koyamıyorsun ya da kendini ancak parayla ortaya koyarım ama öbür türlü sevdiğini, aşkına birlikte varmak istiyorsun, zafer kazanmak istiyorsun ve hala sabrediyorsun ya da onun seni bekleyip sabretmesini istiyorsun. Ne sabrı diyor? Sabır yok. Ne sabrı? Kimse sabretmesin arkadaşlar. Sabır enerjisi de çalıştırmayın artık. Bitti o. O çoktan bitti artık. Yeter. Sabır yok. Sabır bitti. Sabretmeye gerek yok. Hayatınıza bakın, hayatınızı yaşayın. Bu ahmaklar için sabretmenize gerek yok. Evriliyorsa evrilsin, gelecekse gelsin. Boş verin. Gelecek olan gelir zaten. Hayatınıza bakın. Dikkatli ve temkinli olun. Çünkü buna diyor ki sen sahtekarlık yapıyorsun, onu ben değiştiriyorum diyor sistem. Bu ne demek? Maske takarak sosyal medyadan sizinle yazışmaya devam ediyorlar demek olabilir. Yakında edecek olabilirler. Size bir arkadaşıyla, farklı biriyle, bir sosyal medyadan bir anda biri çıktı. Size yazıyor, çok da güzel yazıyor. Aman tam da ruhunuza hitap ediyor. Bilin ki bu ahmakları sistem yazdı diyor. Çünkü o kadersel olmak zorunda. E niye? E çünkü bu geri zekalı kendi özgüvenine gelmeli ki kendini ortaya koyabilmeli, bu değişimi kabul etmeli. Kendisine verilecek değerin parayla olmadığını ve sevdiğine ve sevdiklerine de burada sevdi denge meleği, bu ne demek? Bu attart olmuş olan kişi Urmiye değil. Hani dünyaya artık yukarıdan bakan kişi ve bakar mısınız lamba ve aydınlık ve ta köken o kadar eski ki burada Mısır piramitleri vardır bakın. Yani ve çağların şifacısı ve Mısır piramitleri bu şunu de yani gerçekten kaç yaşamdır? Bakın yine çağların şifacısı 51 ile geliyor. 5 artı 1 6. 6 aşıklar kartı. Kupa altılısı. Geride bıraktığı sevdiği, özlediği biri. Geçmiş yaşamlarda da aynı şekilde bırakmış bu ahmak eriller size. Yani bu geri zekalılarla yola çıkmışsınız, o yol bu yoldur. Kupa altılı devam ediyor ve hala kavuşamamışsınız. Çünkü neden bu geri zekalı parayla kendini ifade ediyor? Niye? E çünkü hilekar. İşte bu. Yani şimdi 51 numara çağların şifacısı eski ruhtur. Geçmiş yaşamlardan da ortak yaşamlarınız olduğunu gösterir ve o zamandan beridir para karmasını hilekarlıkla hep savaşmak zorunda kaldı. Çünkü kendi yapıyor, karşında sistem ona geri iade ediyor. Niye? E çünkü en yakından en uzağına kadar mütemadiyen her şeyi parayla ölçtüğü için, dünya boyutuyla, sevgiyle değil, aşkla değil, ilahisellikle değil, her şeyin madde boyutunda maddeyle var olduğuna inanabilmek. Haşa, ilahiliği hiçe saymak, inançsızlık, güvensizlik yani, paraya tapmak yani, haşa. Böyle bir aptallık içindeler ve bunu geçmiş yaşamlardan beridir. Onun için diyorum kupa altılı. Niçin kupa altılı vardır? Aşıklar kartı açıklamıştım size. Demek ki bu yaşamda belki 6. enkarnasyonunuz artık kapanması gerekiyor. Kapanmayan başka galaksilere gidecek işte. Bahsettim o diğer enerjilere çalışıyorsunuz şu an. Sen bunda olduğu sürece diyor sistem. Lilith enerjisiyle yaşıyorsun. Karmin zaten Lilith soyundan enerjisinden geliyor. Reptilyanlar zaten sizden besleniyor. Vesaire vesaire enerjiler, titanlar vesaire. Değil mi? Şimdi diyor ki artık bu para ya tapma hilekarlığından kurtar kendini. O kadar yanlış ve kötü ki işte sende bunu ters çeviriyoruz biz dedi sistem. Çünkü sen dedi hilekarlığı başka türlü bırakamıyorsun. Üzerine dinarların iç olanını verdi. Yani diyor ki bu sende çok milimetrik kırabildik diyor şu ana kadar. Çünkü biz niye özgür iradeye müdahale etmiyoruz diyor ilahi. Yani seni yaratan Rabbin bu verdiği özgür iradeye dünya planında senin inanca gelmeni seni o kadar çok seviyor ki sana dayatmıyor. Senin bunu anlayabilme, özgür iradenle karar verebilmen için
20 level'dır sabırda bekleniyor, yaşatılıyor. Ve diyor ki artık sabır yok diyor, mucizeyi görmek istiyorsan diyor sabrı bırakın. Burada melek var, elinde saat zaman var. Her şey kışa döndü diyor. Ruh eşin artık mucizeyi bekliyor ilahiden, seni bekliyor. 6 artı 1 7'dir. 7 rakamı mucizevi bir rakamdır arkadaşlar. 7 önemli bir rakamdır. Her kim ne kadar anlamlı değil de rakamların sayılarını derse de tabii ki çok anlamlı. Her şey doğduğun günün, dünyaya geldiğin, gözünü açtığın günün anlamsız olabilir mi? 19 doğumlular dikkat etsin, 1948'liler. 31 yaşında olanlar, 51 yaşında olanlar. Ve diyor ki yani artık şuraya bakar mısınız? Melek ve kış görüntüsü. Baharda yaz diyor. Artık şifalan. Öğren bunu, sevgiye gelmen gerektiğini. Sevgiye gelmediğin sürece de bu işin çözülemeyeceğini de o küçük beyninle anlamaya çalış diyor yani, erillere, sistem. Birinci çakradan çıktı. Sen daha kendini ifade edemiyorsun diyor. Sen daha olduğun yere, belki 35 yıldır bir evliliktesin, ona bile kök salmamışsın diyor. E çünkü sen bütün değerini, senin belki işte baban, anan, atan genlerinde kodlu, belki atalarından gelen işte o eski çağların şifacısı, sabır kartı, denge meleği aynı zamanda bunu da gösteriyor. Diyor ki hani sen kendini hep onunla ifade ediyorsun. İşte ataların da öyle ifade etti. Sen onların doğrusunu seçiyorsun ama diyor o doğru değil diyor işte. O doğru değil. O onlara da hizmet etmedi zaten. Sana aktarıldı. Onlar ödeyemedi. Onlar da senin gibi farkındalıksızdaydı. Ödeyemedikleri o para değer kapısı. Paran varsa adamsın. Paran varsa şu kızı alırsın. Paran varsa, evin varsa adamsın. Şimdi diyor ki hayır diyor, dünyayı değiştirdim. Kabuğu değiştiriyorum. Senin de kabuğunu değiştiriyorum. Ben diyor kullarımın kabuğunu değiştiriyorum artık. Yeniden yapılandırıyorum. Dolayısıyla sen neden direniyorsun diyor. Kendine direniyorsun, bana direniyorsun, ruh eşine direniyorsun. O sevgi meleği olmuş, ruh sözleşmesine sadık ve bu arada ruh sözleşmesi 6 numarayla gelir yine. Kaç tane 6 var burada? Aşıklar kartı da 6. Ve diyor ki bu da değer buluyor. Bakın işte sen zaten üstüne kapaklanmasının sebebi bu. Sen diyor kendi değerini bilmiyorsun. Çünkü sen kendi değerini ancak paran olursa adam oluyorsun, güce geliyorsun. Sevdiğine belki koşarak adım atacaksın diyor. Ama bil ki o zaman da seni göndermeyeceğim o sebepten geldiğin için. Ben diyor sana diyorum ki şunu anlatmak istiyorum. Ey eriller diyor, ilahinin size mesajı şu. Ahmak eriller. Haksızlık içinde olan, maske takan, yalan söylemiş, sevdiğini terk etmiş, hilekarlıklara uğramış, uğratılmış veya senin uğrattıkların işte o giden sağ tarafına aldığı zihin çalıştıran, kalp değil zihin çalıştıran, atalarından sana gelen bir parayla değer ölçme inancını yık diyor. Çünkü bu sana hizmet etmiyor. Bu artık hiç kimseye hizmet etmiyor. Bu sadece sende değil, bütün kullar için geçerlidir. Dişiler için de, eriller için de. Parayla kendinizi var edersiniz, paraya taparsanız arkadaşlar onunla sınanırsınız. Ve burada sistem şunu öneriyor ve diyor ki sen diyor parayı değer kapısı, çünkü altına hilekarlıkla geldi burada. Çağların şifacısı da burada. Şimdi ben size bunu anlatıyorum. Şurada da sırasına baktığımız zaman da neydi? Denge meleği vardı. Sıramız aynen böyle sevgili canlar. Şimdi sistemin verdiği mesajı da özetliyorum size. Kartların anlamlarını da söyledikten sonra şu şekilde özetleyeyim hemen size. An enerjisini, sistemin mesajlarını şöyle bir güzel anlayalım. Çok önemli gerçekten arkadaşlar. Bu dönem bakın 9 artı 9, 18 yıllık döngünüzü kapatmak zorundasınız. Şifalanmak zorunda ve bunu herkes kendi için yapacak. Çünkü herkesin gerçek anlamda bir birey, bir kul, bir ilahi nasıl anlatayım bunu? Yani artık eski hiçbir inancın hizmet etmediğini, formatınızın yenilendiğini ve zaten baharla doğa ana uyanıyor arkadaşlar, yer küre uyanışta. Değil mi? Topraktan çiçekler filizleniyor, değil mi? Kırk papatyası aklıma geldi. Ve şimdi
bahar uyanırken, doğa uyanırken, yani bu kozmos uyanıştı diyor sistem. Ve her şey sevgiyle çözülebilir ancak diyor. İnanç, sevgi, güven ve değerle. O yüzden diyor ki sen daha birinci çakradan çıkamadın bir türlü 20 level oldu. Daha doğrusu 20 de değil 19'dasın ve 19'da nedir anlamı? Dinlenme ve yenilenme. Yani ruhsal bir değişim dönüşümdesin devam ediyor. Fakat bunu halen devam etmesinin sebebi senin karar veremeyişin sürekli kendini böyle beklemeye alışın diyor. Ama halbuki diyor senin artık bu devreyi bitirmiş olman gerekiyordu diyor. Bu devreden çıkmış olman gerekiyordu. Yani karar vermiş olman gerekiyordu. Yani güneş ve bir numarayla gelir. Enerji kehanet destesinde bir numaradır arkadaşlar. Daha başta güneşi verdim sana demektir kartların anlamı. Ve diyor ki 19 numara yani 1 artı 9 10 eder. 11 artı 0 1 eder. Demek istiyor ki sen dinlenmeden çıkarsan karar ver. Yani dinlenme. Çünkü bir şey karar veriyor. Sevdiğim. Çünkü burada ne dedi? Dinarların iç oğlanı ve hilekarlığı ters çevirdi. Üzerine dedi ki sevdiğim bana gelmiyor. Ruh sözleşmesindeki sevdiğim yani benim ilahi dişilim, erilim bana gelmeyecek diyorlarmış. Çok özür dilerim. Sistem de dedi ki uydurma dedi. Hani bu senin hilekarlığın diyor. Bakar mısınız böyle veriyor sistem. Sen busun diyor. Bunu oynuyorsun. Aziz Allah'ım. Ezan hep aynı saatte okunur. Bakın nasıl bir cümleye denk geliyor. Değil mi sevgili canlar? Burada kapatayım. Devam edeceğiz.